Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu bize bakma görevi verdi, diyerek o raporu işaret etti. En çok neye güleceğim biliyor musunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın genişletilmiş il danışma toplantısında yaptığı konuşmada, Mersin'deki terör saldırısının ardından gündeme gelen, CHP tarafından 2012'de hazırlanan tutuklu gazeteciler raporuna ilişkin açıklama yaptı. Şimdi Kılıçdaroğlu bize bir listeye daha bakma görevi verdi, diyerek söz konusu rapora bakacaklarını ifade eden Bakan Soylu, ayrıca en çok neye güleceğim biliyor musunuz sözleriyle seçim gecesini işaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın Dumlupınar Spor Salonu'ndaki genişletilmiş il danışma toplantısına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Soylu, uyuşturucu tacirlerini işaret ederek, "Bana kızıyorlar ama yine söyleyeceğim," dedi ve, "Çocuklarımıza, gençlerimize musallat olanı bulduğunuz an, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın," talimatı verdi. Soylu ayrıca Mersin'deki terör saldırısının faillerinde olduğu iddia edilen, daha sonra hayatta olduğu ortaya çıkan terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer almasını dikkat çekti ve, CHP'nin tutuklu gazeteciler listesine bakacağız, hangisi teröristtir, hangisi değildir diye ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendiren İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz'in teröristlerden temizlendiğini dile getirdi. Kütahyalılara seslenen Bakan Soylu, bu ülkenin Karadeniz'inde teröristleri vardı. Öyle mi? Bugün yaptığımız Eren Abluka operasyonlarına ismini veren Eren ve Ferhat Astsubay ve ondan önce şehitlerimiz vardı. Korkutuyorlar, Karadeniz'de varız, Amanos'ta varız, Erzurum'da varız, Bingöl'de varız, Elazığ'da varız, her yerde varız diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyorlardı. Büyümemizi, güçlenmemizi ve bütün medeniyetimizi dünyaya nakşetmemizi engellemek istiyor, hep bizi ayaklarımızın ucuna baktırmak istiyor, geleceğe bakmamıza müsaade etmiyorlardı. Şimdi size soruyorum, evet Karadeniz'de onlar teröristlerini oraya koyup ürkütmeye, korkutmaya, ülkeye eziyet etmeye çalışıyorlardı. Kütahya size tekmil veriyorum. Karadeniz Allah'ın izniyle tertemiz, bir tane bile terörist yok. Tendürek Dağı tertemiz, Amanoslar tertemiz, Erzurum, Bingöl, Erzincan tertemiz. Bir kardeşiniz, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, Allah bize nasip edecek, 29 Ekim 2023 yılında Cumhuriyetimizin ikinci asrına girerken Şırnak tertemiz olacak, Gabar tertemiz olacak ve Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak dedi. İçişleri Bakanı Soylu, iktidarın şu ana kadar yaptığı yatırımları anlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalefet partilerini eleştirdi. Soylu, şunları söyledi. Şehir hastaneleri, Avrasya Tüneli, Marmaray, 57 Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanlarını yapabilirsiniz. Gerçi Avrupa yapamıyor da. Ya bunlara 3 tane büyük şehir belediyesi yapıldı. Çöp yapamıyorlar çöp. Bunlara 3 tane koyun verseniz güdemezler, kaybederler. Zaten Kılıçdaroğlu'nu söylemiyorum. Bu millet Kılıçdaroğlu'na 3 tane koyun da teslim etmez. Bu ülkede Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yapabilirsiniz. Onlar yapamazlar. Bu kadrolar bambaşka bir işi daha gerçekleştirdi. O da şu, Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi yaptı. Bu insanlar ülkelerinde kendilerini ifade edemiyorlardı. Lütfen, zihninizi bundan 15-20 yıl öncesine getirin. Bu ülkede insanlar, ben dindarım, diyemiyorlardı. 28 Şubat'tan sonra neredeyse herkesin üzerine bir deli feracesi giydirmişlerdi. Herkesi ürkütmüşler ve korkutmuşlardı. Türkiye'nin Cumhuriyetimizin birinci asrının canileri 27 Mayıs'ı yapanlardır. Türkiye'nin ikinci asrına giderken de o caniler 15 Temmuz'u yapmak istediler. Bugün insanlar göğsünü aça aça, ben dindarım, diyebiliyor. Başı açığı da başı örtülüsü de çok rahat bir şekilde hem kendini ifade edebiliyor hem de işini yerine getirebiliyor. Neymiş, Kılıçdaroğlu akşam yatmış, sabah kalkmış, ne diyor? Başörtüsü ile ilgili kanun getireceğim. Kılıçdaroğlu, senin fikrinin ve zikrinin ne olduğunu biliyoruz. Senin kimin aklına karpuz kabuğu koymak istediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız söyledi, eğer biraz yüreğin varsa meclisteki sayını getirirsin, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin altına imza atarsın, dedi ama o her zamanki gibi çarkçıya. Çark etmenin formülünü bulur. Öyle mi? Zaman bitti, olmadı, komisyona havale edelim, şöyle edelim, böyle edelim. Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya'nın inancını görüyoruz. Sen ne kadar kıvırırsan kıvır, sen ne kadar yalan söylersen söyle, sen ne kadar istismar edersen et, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile beraber biz anayasayı değiştirecek gücü elde edeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın terörden aranalar listesine değinen Bakan Soylu, listedeki teröristlerin tek tek etkisiz hale getirildiğini söyledi.
CHP'nin tutuklu gazeteciler listesine de bakacaklarını anlatan Soylu, şimdi Kılıçdaroğlu bize bir listeye daha bakma görevi verdi. Ona da bakacağız. CHP'nin tutuklu gazeteciler listesine bakacağız, hangisi teröristtir, hangisi değildir diye. Görüyorsunuz değil mi? Bir parti kendisini ancak bu kadar rezil edebilir. Bir parti ancak kendi tarihine bu kadar büyük bühtan yükleyebilir. Bir siyasi parti ancak bu kadar akıldan yoksun olabilir. Tam 91 tane PKK'lı, KCK'lıyı o listenin içine koymuşlar. Tam 17 tane MLKP'li, 9 tane DHKPC'liyi o listenin içerisine koymuşlar. Ne için? Korumak ve kollamak için. Kim talimat veriyor? Ağababaları talimat veriyor. Kim talimat veriyor? Demirtaş hapishaneden konuşuyor, Apo öteki taraftan, Kandil diğer taraftan. Hepinizin iflahını kesmezsek namertiz, dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Emniyet Teşkilatı'na uyuşturucu şüphelileriyle ilgili verdiği, ayağını kırın, talimatını yineleyen Bakan Soylu, cezaevindeki tutuklu uyuşturucu satıcısı sayısının ise 116 bin kişiye yükseldiğini açıkladı. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü. Uyuşturucuyla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla emniyet ve jandarma güçlerimizle şu anda 116 bin kişiyi içeri tıktık. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, buradan emniyet güçlerimize talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an, çocuklarımıza, gençlerimize musallat olanı bulduğunuz an, bana kızıyorlar ama yine söyleyeceğim. Ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın. Sokak, sokak geziyoruz. Her tarafta bu işe bedenimizi koyduk. Avrupa'da devlet şırınga veriyor. Narkoşoplar oluşturmuş. Narko kahveler oluşturmuş. İsteyen istediğini içebiliyor. Eskiden uyuşturucunun %30'u Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yakalanırdı, %70'i Batı'da. Şu anda %75'inin bir kısmını sınırda, bir kısmını da Türkiye sınırında girer girmez yakalıyoruz ancak %25'i Batı'ya gelebiliyor. Onun da %25'ini Batı'da yakalıyoruz. İflahlarını keseceğiz, bize itimat edin. Bu bizatihi Amerika ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz, etmiyoruz da, 2016 yılında 941 kişi uyuşturucudan ölüyordu. 2021 yılı sonunda 270. Onu ciddi şekilde düşürdük. En iyi narkotik polisi anne, projesiyle 1 milyonun üzerinde anneye bu yıl eğitim verdik. Eğitim vermeye devam edeceğiz. Aileleri yalnız bırakamayız, bırakmayacağız. Nefes aldırmıyoruz. Bize itimat edin ve güvenin. Seçimlere de değinen Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, en çok neye güleceğim biliyor musunuz? O seçim olduğu akşam olacak ya. Seçim olduğu akşam Kılıçdaroğlu'nun yüzünü göreceğiz ya ama o yine buna bir bahane bulur değil mi? O yine buna bahane bulur. Millet ona öyle bir sille vuracak ki bir daha evinden dışarı çıkamayacak. Onun yalanlarına, onun iftiralarına, onun büyükelçilerle işbirliğine, onun Amerika önünde diz çökmesine öyle bir sille vuracak ki dışarı çıkamayacak. Diğerlerinin zaten mecali kalmayacak. 2023'ten sonra öyle bir yürüyeceğiz ki tozumuzu yutacaklar, diye konuştu.